Selamun aleyküm, hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. 20 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1653 Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmakla tanınan Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa öldürüldü. Tarhuncu Ahmet Paşa, Tarhuncu bütçesini yaparak Osmanlı'da ilk denk bütçeyi yapan kişi olmuştur. Ayrıca mali alanda ıslahat yapan ilk ıslahatçıdır. 1916 Albert Einstein göreceli kuramını yayınladı. 1925 İngiliz devlet adamı George Curzon öldü. Curzon İngiltere Meclisi'nde eline Kur'an-ı Kerim'i alarak "Gerçek şu ki bu kitap Doğu ülkelerinde var oldukça bizim oralarda tutunmamız imkansızdır" sözlerinin sahibi olup emperyalist İngiltere'nin İslam ülkelerini kana boyayan politikalarında etkin bir belirleyici ve aktif bir uygulayıcıdır. 1933 Nazilerin ilk toplama kampı Münih yakınlarında açıldı. 1945 Adana Ceyhan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı. 328 ev yıkıldı. 1956 Tunus Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Tunus'un ilk devlet başkanı Habib Bourguiba oldu. 2003 Irak Savaşı başladı. Amerikan-İngiliz koalisyonu güneyden Irak'a girerken başkent Bağdat havadan bombalamaya başlandı. Saddam Hüseyin televizyondan direniş çağrısında bulundu. Irak ordusunun beklenenin aksine hiçbir direniş göstermemesi sonucu işgal güçleri kısa sürede harekatı tamamladı. Felluce gibi birkaç bölgenin dışında ciddi bir direnişle karşılaşmayan Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerinin işgali neticesinde 1,5 milyon Iraklı sivil katledildi. Saddam'dan kurtarıp demokrasi vaadiyle Irak'a giren işgal askerleri tıpkı Moğol istilalarında olduğu gibi taş üstünde taş bırakmadılar. 2007 Taha Yasin Ramazan idam edildi. 1938'de doğan Taha Yasin Ramazan, Saddam'ın sağ koluydu. Saddam, Barzan İbrahim ve Avad el-Bender'le beraber Duceil katliamından dolayı yargılanıp 2006 yılında idama mahkum edildi. Taha Yasin Ramazan, Saddam'dan 4 ay sonra 20 Mart 2007'de idam edilip Tikrit'te Saddam'ın yanına gömüldü. 2015 Yemen'in başkenti Sana'da Husi Ensarullah Hareketi taraftarlarının yoğunlukta olduğu iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırılarda 146 kişi hayatını kaybetti. 350 kişi yaralandı. 2015 ABD'de işlemediği bir cinayet için idama mahkum edilen ve 39 yılını parmaklıklar ardında geçiren kişiye 1 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. 2017 Kanadalı bilim heyeti Quebec eyaletinin kuzeyinde yaptıkları çalışmalarda 4,2 milyar yıllık yer kabuğu örneği buldu. Bugüne kadar bulunan en eski yer kabuğu örneği yaklaşık 2,7 milyar yaşındaydı. 2019 Bosna kasabı olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karaçiç'in 40 yıl olan hapis cezası temyiz davasında müebbet hapse çevrildi.